Esra'cığım, eşim Furkan'la ne zaman, nasıl tanıştın? Bayramdan önce tanıştık Aslı Hanım. Bayağı oldu, 6 ay falan oldu. Görece usulü tanıştık. Ablamın kaynanası. Hı. Aslında ben okuyordum, Arapça okuyordum Aslı Hanım. Sonra yapamadım, çok zorlandım. Sonra ben ablamın kaynanasını aradım, dedim ben evleneceğim. O da tamam dedi, ertesi günü dünürcü gönderdi, öyle tanıştık. Yani kaç ay önce? 6-7 ay önce tanıştık. Siz hemen bir ay sonra evlendiniz mi? Evet aslanım, çok hızlı oldu, fazla uzun sürmedi. Ya bizde öyle olur aslanım, hani çok uzun süre tutulmaz. Nerede ilk gördün? Evde. Geldi. Evet. Geldi, oturduk, hani konuştuk. Oturdunuz, kaç kişi vardı, kalabalık mıydı büyük, aile büyüklerinin yanında? İlk kendimizle konuştuk, hani ablam da girdi. Evet. Hani ilk öyle tanıştık, hani nasılsın, iyi misin, o tarz işte konuşmalar. Sonra işte ailelere oturdu, onlar konuştular, öyle. Peki, öyle istemeye oldu. Geldiler şu an gördüğümüz, seni istemeye geldikleri gün mü? Evet aslanım. İzlediğimiz video. Evet. Evet. Ne o, ne getirdi sana böyle? Şey, çikolata. Çikolata ve çiçek geldi. Çikolata ve çiçek. Neler oldu o gün? Çok heyecanlıydın tabii. Evet, heyecanlıydım. Peki adetlerinizde ne vardı? Hani mutlaka işte bohçada bu olmalı, kız tarafı bunu yapmalı, erkek tarafı şunu yapmalı gibi. Öyle bir adetimiz yoktu. Çok da fazla yerine getiremedik aslanım. Hani yani normal, klasik düğün. Çok fazla hani bir testi kırma oldu, bir tuzlu kahve oldu. Bir işte kapı falan tutulur bizde. Evet. Sandığa oturulur denir de ben sandığım yoktu. Hani sevmiyorum sandık falan. Öyle yani. Evet, peki nişan nasıl oldu? Nişan, büyük nişan oldu aslanım. Hiç evde olmadı, büyük. Nerede? Toplu, düğün salonunda oldu. Hı-hı. Salon tuttuk. Hı-hı. 300 kişilikli falan, öyle. Hı-hı. Fiyatı ne kadardı? Şey, nişan salonu mu? Evet. 15 bin. İkramlık ne verdiniz? Pasta verdik, tuzlu kurabiye, meyve suyu, işte içecek, kuru yemiş. Hı-hı. Ne renk giydin sen? Saks mavi mi o? Evet aslanım, saks evet. Mavisi. Fiyatı ne kadar nişanlı? 6,5. Damat peki, onun kıyafetini siz mi aldınız? Onun kıyafetini biz aldık. Ne kadar? Onunkini bilmiyorum. Siz aldığını bilmiyorum. Evet, yani ben peki, ödemedim. Peki takı ne takıldı nişanda? Nişanda bayağı bir yüklü miktarda bir para takıldı. Sizin bayağı bir kuyruk var, görüyor musunuz? Bir de bayağı evet, düğün gibi böyle şey paralar takılmış uzun. Yani Aslı Hanım o kadar çok babam pilav döküyor, pilav döküyor dedi ki bence camiden anons vermişlerdir. Biz pilav döküyoruz, toplanın gelin diye. O yüzden fazla para takılmıştı. Kına da oldu mu? Kına da oldu, ayrı. İkisi beraber. Yok yok, ayrı. Ayrı oldu. Nişandan ne kadar süre sonra kına gece ne oldu? Çok... 3-4 gün falan aslında. Ne diyorsunuz? Bu kadar hızlı neden? Ay bu kadar genç yaşta. Neden bu kadar hızlı evlilik ben oluyor? Ben istedim Aslı Hanım ya. Peki kınada kaç kıyafet babam da hani öyle şey yapmadı. Ha pardon. Pardon canım. Babam pek tepki göstermedi. Tamam dedi. Evet. Öyle oldu. Evet. Çünkü şeydi yani artık hani eskiden böyle olurmuş çok evet, küçük yaşta tanımak evlilikler lazım. Ya. Evet. Ben biraz şaşırıyorum. Yeni nesilde artık çok kalmadı gibi geliyor ama tabii bazı yörelerimizde, bazı illerimizde işte bu şekilde erken evlilikler olabiliyor. Çünkü çok daha gençsiniz ya. Evet. Ben şimdi düşünüyorum ne yapıyordum 20 yaşında, 19 yaşında. Ya büyük cesaret evlenmek, yuva kurmak, bir evi çekip çevirmek. Gerçekten evet, büyük cesaret. Kolay değil. Değil mi? Evet, burada da çeyizde kırmak isteyip kıramadığımız, kırmadığımız daha doğrusu senin kıyamadığın testin. Evet aslında. Kına gecende de kırmadın, öyle elinde tuttun yani. Yok, düğün salonunda verdiler kırmak için. Ben de onu sakladım hani hatıra kalsın diye. Değişik, değişik evet. Çok yakışmışsınız eşinle de. Peki kaç kıyafet giydin kınada? Bir tane giydim aslında. Çok uzun sürmedi. Hani öyle bizde değişik adetler yok hani pek. Ne kadar aldın? Kına kıyafetini mi? 3,5. 3500. Kınada herhangi bir şey ikram ettiniz mi? Kınada da aynı şekilde pasta ikram ettik. İşte tuzlu kurabiye, poğaça. Kına yapılırken altın istedin mi? Tabii istedim. Okay. Çeyrek altın. Eşim de istedi aynı tamam, şekilde. Öyle mi? Evet. Kim taktı, şey kim verdi eşinden? Annem. Annen. Annem. Sana da kayınvaliden. Kayınvaliden verdi. Peki. Ve hemen 2-3 gün sonra düğün oldu. Düğün evet. Kaç kişilikti? Düğünde bir 1000 kişilik vardı aslanım. 1000 kişilik düğün. Evet. Salonda mı oldu düğün? Salonda oldu. Şey oldu mu sizden yani böyle evden seni olmadan. Aldılar. Hani böyle kırmızı kurdele. Evet aslanım. Kapıdan çıkış. Evet. Kapıyı tuttular açmadılar evet. Falan. Hı? Kim bağladı? Kim bağladı? Babam bağladı. Duygulanmıştır çok. Evet o duygulandı da ben pek duygulanmadım. Sen de ilk duygulanmadın ya.
Esra evlendiği o kadar çok adapte etmiş ki kendini hiç umurunda değil. Ben gitmek istiyorum diyor. Esra ne zaman aşık oldun eşine? Aslanım ilk görüşte aşka hani kimse inanmaz ama bilmiyorum hani bir farklı geldi yani. İlk defa ilk görücü usulü. Hani ilk görücü usulü ilk görücü. İlk görücü. İlk görücü. Hani hiç bu var yani kimse gelmedi. Yani bugüne kadar ilk gördüğün insan, evet. Erkek. Zaten diyelim. Ben çok büyük konuşuyordum aslanım. Hep ilk geldiğime varacağım diyordum. İlk geldiğime de vardım. İyi çocuk çıktı Allah'tan. Allah'tan öyle çıkmış. Çok da memnunum. Mutlu Allah musun? Razı olsun. Çok mutluyum. Ay canım çok benim. Seviyorum kayınvalidemi, kayınbabamı. Ay gerçekten maşallah çok güzelim. Seviyorum. Çok iyi insanlar. Sen de iyi bir kızsın, cici bir kızsın, teşekkür güreşsin. Teşekkür ederim. Peki, gelinliğin kiralık mıydı? Kiralıktı aslanım. Nedir fiyatı? Gelinliğimin fiyatı 8,5, 8500. 8500. Peki düğün yapılan yer? Düğün yapılan yer toplam 45.000 aslanım. 45.000. Düğünde kaç bilezik taktılar? Düğünde toplam 9 tane, bir tane de şey, Trabzon. Baban? Babam Trabzon taktı, set. Hmm. Pilavı 45.000'e mi döktünüz? Hayır. Düğünde pilav düğün dökülüyormuş galiba. Düğün salonu fiyatı. Pilav ücreti ne kadar? Ben onu merak ediyorum. Onu bilmiyorum. Onu babam... Babam mı? Evet, onu bilmiyorum. Keşke aslında. Onu öğrenseydin yani. Pilav, pilav, dana. Hayır, kınada, şey, düğünde evet. Kendi misafirimize döktü. Ha, salonda dökülmedi benim pilav. Gece düğünü oldu. Salonda da mı dökülüyor? Evet, salonda evet, doluyor. Salonda olur genelde. Ya salonda yani hani erkek tarafı döker. Erkek evi dökmedi, siz döktünüz evet. Öyle mi? Salonda erkek tarafı salonda onlar döküyormuş. Onlar ayrıca yemek yaptırdı misafirlerine. Benimki gece düğünüydü aslanım. Hani misafirlerimiz bizden bir seninki gün iki gün seninki gece önce. Düğünü, eşininki gündüz düğünü mü anlayamadım. Hayır. Yani gelen misafirlere ikram olarak dökülmüş bunlar aslanım. Evet. Bizimki demedi ya. Benimki gece düğünüydü. Kocanınki gündüz gündüz. Hani biz döktük, o döktü falan diyorsunuz ya Allah ya. Biz yok yani. Ya onlar da yemek yaptırdı. Peki biz diye niye konuşmuyorsun hani biz? Hani biz olmak diye bir şey var evet, ya. Artık haklısınız. Sen değilsin, artık işte Furkan, artık Esra değil, siz bizsiniz. Ya hani hitabı anlaması için biz dedim. Hani karışmasın diye. Ya. Anlamaları için biz dedim. Peki, ay siz Konya'nın kaşık havasını mı oynuyorsunuz? Evet aslında. İyi oynar mısınız? Yani evet çok ay nerede bu oynamayı. Kaşıklar? Yok mu şu kaşıkları çalın oynayın ya. Niye görmedik 5 gündür? Nerede vardı? Ha? Ben getirecektim kaşık ekibini ama evet. Son dakika işleri çıktı aslanım ya. Ya. Evet peki balayına ne yaptınız? Balayına gittik aslanım. Balayına... Nereye gittiniz demek istiyorum. Balayında nereye gittiniz diye sorayım o zaman peki. Balayında nereye gittiniz? Alanya Side. Kaç gün? 5 gün. Ne kadar tuttu? 15.000 ödedik aslanım. Güzel, güzel. Uygun bayağı. Bence evet. De bu zaman için çok uygun. Kaç gün kaldı? 5 gün kaldı. Ha özür dilerim. Yani, yok önemli. Da-dam, çın çın. İlişki testi saati ve tabii ki altın verme saati. Çok seviyoruz. Dün şahaneydi var ya siz. Yani ilk 5'e girersiniz net belki. İlk 5'te 1. Evet. Bu altını verecek miyiz sizce? Alırlar mı? İnşallah alırlar. İnşallah alırlar. Hadi ara eşini aşkım. İnşallah. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim. Bugün de verelim inşallah. Furkan müsait mi? Hemen ara sor. Alo. Hayatım müsait misin? Müsaitim efendim. Sosyorum. Tamam. Şey aslanıma veriyorum da ilişki testi için. Tamam. Tamam. Furkan merhaba canım nasılsın? Merhaba aslanım, hoş geldiniz. Elinize şeref verdiniz. Ay canım. Teşekkürler. Çalışıyorum, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim canım. Biz de gayet iyiyiz. Şimdi hemen sorulara geçelim istiyorum. Tabii, buyurun. Şimdi şu an ikinize aynı anda soruyu soracağım. Senden ricam, lütfen cevaplama. İlk önce Esra cevaplayacak, ardından senden rica edeceğim. Anlaştık tamam, mı? Tamam, bekliyorum. Olur. Hadi alkış alalım. İlk sorunuz geliyor. Şimdi Esra'cığım... İftardan sonra iftarınızı yaptınız, evet. Yemeğinizi bir güzel yediniz. Furkan kahve içmeyi mi sever yoksa çay içmeyi mi sever? Çay, net bir şekilde. Peki. Evet Furkan'cığım cevabı rica edelim. Bence çay demiştim. Bence de. Alkış. Şimdi bak çok dikkatli dinle. Çünkü siz çok hızlı evlenmişsiniz. Bakalım bunu öğrendin mi, öğrenmedin mi? Öğrenmişimdir büyük ihtimalle. Sen değil, yok Esra. Tamam. Geliyor şimdi soru. Furkan askerliğini nerede yaptı?
Şehirlerimi söyleyelim, hatırlayalım. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Kocaeli. Kocaeli başladı. Kastamonu, Kars. Yok, Kocaeli'ydi herhalde ya. Evet. Benim acım bildiğim Sivas, usta bildiğim Van. Aa. Ya gerçekten. Hiç key yok. Hayır, alakası bile yok. Devam ediyoruz, moralimizi bozmayalım. Kayınvaliden düğünde damat tarafının taktığı altın ve nakit parayı sana vermese tepki ne olur Esra? Tepki göstermem aslan. Ay. Olumlu olur, bir şey demez ya. Aferin. Furkan sahurda kahvaltı yapmayı mı yoksa yemek yemeyi mi tercih eder? Cevap. Kahvaltı aslan. Kahvaltı. Evet Furkan'cığım, kahvaltı mı tercih edersin yoksa yemek yemeyi mi tercih edersin iftarda? Kahvaltı demiştir. Furkan çalışma hayatına ne zaman ve nerede başladı Esra'cığım? Cevap alalım senden Esra. Fabrikada ortaokul lise çağlarında. Evet Furkan'cığım. Benim ilk çalışma yerim bir oteldi. Staj olarak başladım. Peki, fabrika değil. Fabrika miydi? Ne? Fabrikaymış yani. Fabrikada başlamışsın sen ortaokul yıllarında. Fabrikaya ben otelden sonra geçtim. Tam korona zamanı şey kapandığı için, otel kapandığı için onu da sayabiliriz ama ilk çalışma otel. Devam ediyoruz. Tamam. Esra kavun mu yoksa karpuz mu sever? Hadi bakalım yaza denk geldiniz illa ki. Karpuz. Evet Furkan, Esra kavun mu yoksa karpuz mu sever? Kavun demiştir. Üç yanlış cevap. Bir sessizlik. Şu anda bir sessizlik. Karpuz seviyorum. Karpuz seviyormuş ya. Çilek mi muz mu peki? Dur. Çilek. Çilek dedi. Çileğe çok iyidir aslında. Ben de çilek severim. İkizler Burcu evet, çilek sever. Seviyorum işte. Sen ikizlerdin değil mi? Sevdiğiyle sınanır ya, alerjim var aslan. Yemiyorum. Yapma ya. Evet. İçtiğim an hemen. Oo, neyse. Peki çok memnun olduk seni tanıdığımızda Furkan'cığım. Ben de memnun oldum. Şimdi de. Gelinler Esra için puan kullanacaklar. Sen de şans dile lütfen hanımına. İnşallah bol şans dileyim. Teşekkürler ediyoruz. Teşekkür ederim. Telefonu kapatıyoruz. Siz de iyi bakın kendinize Furkan'cığım. Evet değerli izleyenler, bugün büyük final. 50.000 TL'yi hangi gelin alacak? Ama onun öncesinde Esra gelinin puanları geliyor.